Maç sonu açıklamalar böyleydi. Şenol Hocam Fenerbahçe taraftarı bu maçı 3 puan yazmıştı. İsmail Hoca da yazmıştı. Futbolcular da yazmıştı ama ne oldu? Bütün Türkiye yazmıştı. Evet. Yani daha toparlayıcı olursa. Hani Okan ya, Hoca bile ona göre planını yapmıştı. Ya şimdi ne oluyor biliyor musun Cüneyt? İsmail Hoca'nın ya, bugün şimdi deminden beri biz Okan Hoca'nın yaptığı organizasyonu saha içerisinde oyuncuların bazı mevkilerde yerini değiştirerek oynattığını söyledik ve başarılı oldu. Eğer başarılı olmasaydı aynı şekilde Okan Hoca da işte. Ama İsmail Hoca bugün yaptığı organizasyonlarda oyuncu değişikliklerinde bence son derece haklıydı. Doğru işler yapmaya çalıştı. Ama o top kaleden içeri girmediği zaman maalesef her şeyi eleştiri odağına çekmiş oluyorsun. Yani hani birileri diyor ki mesela 1-0 iken Başakşehir'i oyun alsaydın, 1-0 mağlup değilken Ceko'yu oyundan 1-1'e geldiği zaman Ceko'yu oyundan niye aldın diye o tür eleştiriler de var İsmail Kartal. Ya haksız hocam, çift santrafora dönmesi gerekmez mi büyük takımın? Katılıyorum. Ben de onu anlatmadım. Katılıyorum Cüneyt. Ligin alt sıralarında oynayan tabii, bir takım. Tabii katılıyorum. Çift santrafora dönebilirsin. Yani. Ya hocaların da bazen böyle olabiliyor. Şimdi İsmail Kartal eminim ki bu akşam uyumayacaktır sabaha kadar. Onun özelliğini de bilirim. Sabaha kadar çalışacak. Ben nerede yanlış yaptım? Ben ne hatayı yaptım? Aynı bizim düşündüğümüzü düşünecektir. Daha önce çünkü Ceko ile Batshuayi çift santrafor olarak denedi. Denedikten sonra orada da başarılı olduğunu, verim aldı oradan. Ama bazen işte bu futbol güzelliği burada oluyor. Bu takımlar puan kaybedecek. Bugünkü maçta eğer ya son saniye bile Joshua King. Joshua King de kaçırdı, bir de Klaas neydi? O en son transfer. Krunić son saniye doğru vuruş yapsa gol olacak. Bunlar da tartışılmayacak. Ya olacak. Pozisyon değil ama onlar. Net pozisyon da değil. Ama yani karambolün içinde ama evet. İşte futbolu işte hocam böyle bir şey yani. Orada o pozisyon olsa 1-0 maç gidiyor. Samsunspor'un çok net bir pozisyonu var mı? Evet, 1-2 tane uzaktan şutu var. Onu kaleci çok iyi çıkardı. Ama yediği golde ben o golü kalecinin yemesine şey yapamadım. Açıkçası söyleyeyim. Hiç yakıştırmam. Livakovic o golü yememeliydi. Yani sıfırla yakın bir noktada. Yani o orta yapacak zannetti. Diğer tarafa hamle yaptı. O dönüşünü karşılayamadı, topu içeriden çıkardı. Ya öyle çok iyi de maçlar oynamaya başlamıştı. Antep maçında çok iyi kurtarışlar yaptı. Bu maçta 1-2 tane uzaktan şutu çıkardı. Zaten Samsun'un öyle bir baskın bir oyunu falan yoktu. Ama iyi ikinci bölgede iyi savunma yaptı. Hatta ilk yarıda daha maçın başlarında gömülü oynuyordu. İkinci yarıda Samsun tam ikinci bölgeye yerleşti. Fenerbahçe'yi kalesinden uzak tutmaya çalıştı. Ama lakin buna karşın yine Fenerbahçe pozisyonlarını buldu. Değerlendiremedi. Değerlendirmeyince maç beraber etti. Bundan da yani kötü bir şey çıkarmamak lazım. Fenerbahçe berabere kaldıysa dünyanın sonunda değil, hala lider. Hala en iyi futbol oynayan takımlardan bir tanesi. Futbolda bunlar olacak. Galatasaray'ın mesela bugünkü maçı hepimiz anlattık. Evet, ballandıra çok iyi işler yaptılar, çok iyi gol attılar. Ama 3 gün önce oynadıkları bir Kayseri maçında çok zorlandılar. Tesadüf bir ama gol. Ama zorlandılar, galip geldiler hocam. İşte onu anlatıyorum. Diyorum işte son dakika. Mühim olan galip gelmek. Atsaydı. Sezon bittiğinde kimse Kayseri maçı Galatasaray zorlandı ya falan. Günlük, şampiyon olduğunda kimse o maçı konuşmaz. Onu anlatıyorum. Ben de diyorum ki Krunić de eğer o gol atmış olsa veya Joshua King son dakika atsa 2-1 bitecekti. O zaman futbolda zaten hepimiz bu işi hem oynadık hem yaptık. Ya maalesef bunlar olacak yani bu takımlar Galatasaray'da Fenerbahçe'de sezon sonuna kadar hep kazanarak gitmeyecek ki. Ya, bir de ligin ikinci yarısı başladı. Bu ikinci yarısında bu işlerin zorlaştığı görüldü. Hocam. Artık yani Galatasaray'la Fenerbahçe diğer rakiplerini böyle kolay yenebilecek bir durumda değil. Diğer takımlar düşme potasındaki takımların şeyi iyice güçlenmeye başladı. Transferler yapıyor, kadroları güçlendiriyorlar. İlk yarıdaki gibi böyle rahat, relax hiçbir takım karşısında bulmayacaklar. Hocam. Ha ben Fenerbahçe'nin bugünkü puan kaybını doğal olarak karşılıyorum. Elinden geleni yaptılar ama neticede gol atmadığın sürece kazanamıyorsun. Gol atmadıkları için de maçı berabere bitirdiler.
Ya, ben mesela ben doğal tabii benim düşüncem. Şen Hoca saygı. Tabii canım benim düşüncem. Yani ben mesela doğal olduğunu düşünmüyorum bunun. İsmail Hoca mesela elinden geleni yaptı diyor. İsmail Hoca'nın yani bir kere çok enteresan yani elinden tabii geleni yaptı ama doğru bir şekilde yapmadı. Ben bugün 60. dakikadan sonra mesela İsmail Hoca'ya şaşırdım ne gibi. Ya dedim ki ya sanki yeni almışsın bir hafta olmuş veya bir iki hafta yeni takımı tanır bir teknik adam öyle değişiklikler yapar anlarım. Şimdi sezon başından beri yaklaşık 8-9 aydır bu takımla beraber İsmail Hoca Temmuz ayından beri. Şimdi maç 1-0 ilk devre. Fenerbahçe 3-0 girer miydi? Girerdi. Girerdi. Samsun Spor'un öyle bir tane falan bir cılız hata vardı. Bak şimdi buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. İkinci yarı Gaziantep maçında da öyle oldu. Momentumu birazcık verdi ikinci yarın başında. İrfan Can girmişti Antep'te. Ondan sonra toparladı. Ondan tekrar hatırlarsın hocam. Evet, evet. Burada da momentum verdiler. Bir 15 dakika kaleci hatasına gol yediler. Bir 1-1 oldu. Şimdi o arada işin tuhafı ikinci yarı kötü başladı Fenerbahçe. Geriye yaslandı. Ön alan baskısı da yoktu Fenerbahçe'nin etkili oyunu. Şimdi işler çetrefilleşmeye başladı Fenerbahçe adına 1-1 olunca. Bir kriz tekrar başladı. İsmail Hoca panik yapmaya başladı vücut dilinden. Ve de hamleler bir anda 3 tane oyuncuyla değişiklik yaptı. Ya takımı tanımadığıyla ilgili dediğim gibi yani o cümleyi açacağım. Niye bunu söyledim? Ya maç 1-1 hocam 1-1. İrfan Can atletik oyuncu mu? Değil. Tadiç değil. Ceko değil. Üçü de değil mi? Yani genelde atletizmi olan Joshua King gibi işte Batshuayi gibi Cengiz Em set ucunda vardır hem açık alanda. Emre Mor açık alan oyuncusudur. Dar alanda da yok. İşler onda da sıkıntıya girdiğinde oyun bilgisi tekniği kötü. Şimdi bu oyuncularla birbiri oynamak zor hocam. Niye zor? Açık alan bırakmadı. Samsun geriye yaslandı. Derinlemesine bir savunma hatta 6 pasa girdi. Şimdi koşu mesafesi Fenerbahçe'yi ikinci yarının 15 dakikası geriye koşturdu. Samsun Spor ve açık alan bıraktı. Maç 1-0'ken oyuncu değişikliği Emre Mor, Joshua King girse, Batshuayi girse anlarım. Derdim ki bravo açık alan. Bak, şimdi hocam. Doğru sen de doğru düşünüyorsun ben onu da söyledim. Bak, işte. Bu düşünce bak de çok hocam, doğru. Bak hocam oyunun sağ için. Çok doğru. Oyunun sağ içindeki şekli vardır, şekilleri vardır. Yani sağ içindeki rakibin bakarsın yani nasıl organize bir savunmaya mı hücum edeceğim. İşte son yarım saat organize olmuş bir savunmaya hücum etti. Ama ikinci yarın başında organize olmamış açık alan bırakan bir savunma etti. O zaman İrfan'la Tadiç'le Ceko'yla açık alanı çok çabuk çıkamazsın. İşte o zaman o farklı atletizm olan oyuncuları hamle yapsan. Yani gol yemeden önce yapsa. Maç 1-0'da yapsa ben derim ki maç evet 1-1'de bize sıkıntı yok. Maç 1-1 hocam geriye koşmuyorsun. Tadiç'in ortasına ihtiyacın var. Aynı şekilde İrfan Can'ın çizgi oyunlarına ihtiyacın var. En önemli Ceko'ya ihtiyacın var. Kapı sağdaki en uzun boylu var. Senin en size'lı bozacak hem hareketli oyunda hem de duran toplarda Ceko gibi size'lı iyi kafa topu vuran ve orayı bozan karambol yaratabilecek bir oyuncum var. İşin tuhafı İsmail Kartal tuttu bunları çıkardı. Üzerine Şimanski'yi 80'de çıkardı. Emre Mor dar alan yani dar alanda tam çabuk da oyun bilgisi kötü. Yani işler onun içinde nasıl İsmail Kartal için çetrefilleştiğinde Emre için de Mor için de o da sıkıntılı bir oyuncu. Bu sefer neye döndü dikkat ettin mi hocam? Doldur boşalta Fenerbahçe savunmadan yüksek ya, toplara başladı. Bir